Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Hepinize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur, sağlığınız yerindedir. Zımba gibi çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur. Biliyorsunuz farklı farklı zamanlarda ya paylaşımlarımla ya videolarımla bir şekilde yanınızda olmaya çalışıyorum. Farklı konuları böyle gündeme getirmeye çalışıyorum ki arkadaşlar, hem zihnimizi böyle bir taze hale getirelim, hem böyle bir farklı bir zihin jimnastiği yapalım. Farklı konuları düşünerek kendimizi birazcık rahatlatalım. Umarım sizlere de faydalı geliyordur. Bugün şöyle Twitter'da gezerken birkaç haber sitesinde geziniyordum. Orada bir şey dikkatimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hatta soru olarak da size sormak istedim. Bugünkü videomun amacı bu. Ben Marmara'da okuduğum bölümlerden bir tanesi Fransızcaydı arkadaşlar. Yani bir süre Fransızcayla bayağı bir içli dışıydık. O yüzden o gün bugündür de bir alışkanlık. Hala böyle Fransız sitelerine girip bazen böyle bir şeyler okumaya çalışıyorum. Bizi ilgilendiren bir şey görünce de biz sizlerle arkadaşlar bu konuyu bir paylaşayım. Sizden de bu sorunun cevabını almak istedim. 2021 bahar ayında Fransa'da hakimlik mülakatında sorulan bir soru var. Orada mülakatlar yazılı şekilde oluyor. Böyle sözlü değil de orada oturup çarşaf çarşaf verilen sorulara cevabınızı, daha doğrusu sorulan sorulara cevabınızı veriyorsunuz. Yazılı bir şekilde bunu da iletiyorsunuz. Bu yıl sorulan sorulardan bir tanesi dikkatimi çekti. Ben de merak ettim, acaba bizim arkadaşlarımız madem hukuk mesleğine intisap etmek istiyorlar, acaba bu konu düşünceleri nedir diye merak ettim. Şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Le norm protection of fren. Yani normlar korur mu, yavaşlatır mı? Soru bu. Ve bu soruyu sorarken de bir şeye dayanak olarak bu sorunun cevaplanması isteniyor. Diyor ki: Composition portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions sosyal, politik, historik, ekonomik, filozofik et kültürel diyor. Yani siz Fransa'nın bugünkü durumunu düşünerek, sosyoekonomik durumlarını, efendim buradaki psikolojik, felsefik, efendim kültürel bütün bu durumlarını düşünerek bunu dayanak olarak kabul edip siz şu an le norme protection of fren, yani bunu dayanak kabul edip normların korur mu yavaşlatır mı? Buradaki düşünceniz nedir diyor. Bunu da premier epreve d'admissibilité diyor. Senkör, yani 5 saatte bunu tek soru olarak size soruyor. Siz de 5 saat içerisinde bu soruyu cevaplıyorsunuz. Dolayısıyla ben de şimdi size soruyorum. Türk toplumunun kültürel, sosyal durumunu düşünün. Efendim buradaki bizim geçmişimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, bütün şöyle bir ekonomik durumumuzu, her şeyi gündemde tutarak normlar korur mu, yavaşlatır mı? Sizin buna cevabınız nedir arkadaşlar? Yorum kısmına cevaplarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.